GTA 5'e yeni gelen arabaları modifiye etmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu yeni gelen polis arabalarıyla birlikte benim GTA 5'e olan hevesim arttı tekrardan. Şu anda ben gerçekten bayağı keyif alarak arabaları modifiye ediyorum. Yeni birkaç arabamız daha var bu son update ile birlikte gelen. Onları da modifiye edeceğiz. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bugün yine her zaman olduğu gibi iki tane araba modifiye edeceğiz. Bu arada param yetmeyecek lan benim. Şimdi fark ettim. Ben eskiden oyuna para yatırıp para alıyordum arkadaşlar. Şu anda Steam TL'den dolara geçtiği için inanılmaz kazık. Yani bir 16 milyon oyun içi para şu anda 3300 lira falan yani. Saçmalık amına koyayım. 3300 lira 16 milyona vermem hani. O kadar da değil kardeşim. O kadar değil. O kadar da değil hocam. O kadar da değil. Son paralarım bunlar. Bitti bitecek yani. Hatta yetmeyecek ki benim param buna. Ben ne yapacağım? Neyse onu ben bir şekilde hallederim. Arkadaşlar arabalar burada. Bir tanesi Cabrio bir Mustang. Diğeri ise Cabrio bir Camaro. Bunu zaten bir önceki videoda göstermiştim. Şimdi şöyle bir sıkıntı var ama. Sıkıntı değil. Durum. Bu Mustang komple yeni bir araba. Ama bu Camaro daha önceden gelen bir Camaro'nun Cabrio versiyonu. Şurada göstereyim hatta size. Bu Camaro'nun bayağı bildiğimiz normal düz tavanlı hali de var. Ben diyorum ki Camaro'yu düz tavanlı alalım. Normal tavanlı alalım. Mustang'i de zaten tek seçeneğimiz olduğu için onu Cabrio alacağız. Derken ben arabayı bulamıyorum bu arada. Camaro'yu bulamıyorum. Ben götümden buydurdum. Ha burada. Aynısı aynen. D-Class'e Vigaro ZX bakın. Oo, onu alırsam param da yetiyor lan. Ben bundan alayım bir tane. Bunun beyaz alayım. Enes Batur beyazı. Enes'in Camaro beyaz mıydı lan? Beyazdı. Önce beyazdı sonra kaplattı. Siyah kaplattı galiba. Ama emin değilim. Neyse bunu bir alalım. 2,5 milyonum kaldı. Sonra bir de şu Mustang dengi alayım. Burada gözüktüğü şekliyle lansman mavisinden alayım o zaman. Ne kadar param kalacak? 500k param kalacak. Yeter herhalde ya. Neyse yetmezse şey yaparız. Uçak muçak satarım. Eski dandik arabalardan falan satarım. Ve Camaro geldi. Oğlum bir şey diyeceğim. Bunlar gerçekten artık hani şey gibi. Modlu araba gibi. GTA 5'e mod indirmişiz gibi geliyor bu arabalar ya artık. Ya eskileriyle alakası yok ve bu durum beni acayip mutlu ediyor yani. Gerçekten neredeyse birebir yapıyorlar artık. Hani artık bu oyundan geçtik. Ama GTA 6'da arabalar gerçeğine çok benzeyeceği için beni acayip mutlu ediyor. Dolar gerçekten bu durum. Gidelim kendi modifiyecimizi de modifiye edelim bari. Belki indirimli falan olur. Bu arada arkadaşlar ben ciddi ciddi videonun başında dediğim gibi arada bir sıkılıp giriyorum. GTA 5'te araba modifiye ediyorum. Yenilerini alıp modifiye etmiyorum tabii ki. Onları videoya saklıyorum da. Eskiden alıp videoda modifiye ettiğim arabaları tekrardan modifiye ediyorum. O yüzden aklıma şöyle bir şey geldi. Bunu eskiden yapmıştım. Hatta iki kere yapmıştım. Garaj turu yapmıştım. Tekrardan yapabiliriz. Çünkü çok fazla değişen araba var. Çünkü bayağı değiştiriyorum yani. Çünkü sarıyor. Şu an harbi GTA sarıyor beni yani. Olsa GTA 6 keşke de. Yok. Elimizde bununla idare ediyoruz. O yüzden diyorum ki tekrardan böyle bir garaj turu falan mı yapsam? Çünkü çok fazla araba birikti yani. Senelerdir araba alıyoruz, modifiye ediyoruz ve bunlar birikti. Böyle bir şey görmek ister misiniz? Yorumlara yazın. Okuyorum. Şimdi bunu modifiye edelim bakalım. Bu arada zırh falan takmayacağım buna. Freni takarım ama. Freni mecbur takacağız. Yapacak bir şey yok. Bumper'a geldik. Şimdi modifiyemize başladık. Bakalım hemen değişikliklere bakalım. Burada neredeyse yok denecek kadar az bir değişiklik var. Sadece şu kenara bir reflektör mü, ışık mı, ne bir şey ekleniyor. Burada hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir fark görmüyorum. Ha karbon oluyormuş. De bu da karbon gibi o zaman zaten. Ne değişiyor abi? Neyse siktir et. Bir aşağı indik. Secondary split oldu. Bu böyle şey ekledi yanına. Yok bu yakışmaz. Camaro'ya yakışmaz. Gerçi bilmiyorum. Belki full bir body kit yaparsak yakışabilir diyeceğim de. Şu an bunlar benim hoşuma gitmedi. Yok. Hiçbiri sarmadı beni arkadaşlar. Hiçbiri sarmadı. Ben galiba şu secondary street bumper'ı takacağım ön tarafa. Çok değiştiren bir şey gelmedi gözüme yani. O diğerleri de çok fazla abartı. Şu anda hoşuma gitmedi. Şu an şeyden devam ediyoruz. Gerçekte bir Camaro'm olsa nasıl olmasını isterdim? O şekilde bir modifiye arkadaşlar şu anki. Şimdi arka tarafa geldik. Burada yine çok fazla bir şey değişmiyor. Ha burada bir şey değişti. Güzel, bu güzel. Arka tarafa bir havalandırma vent açıldı. Secondary. Şu anda secondary'ye okeyim. Derken bu bayağı bir büyüttü. Emin değilim. Bundan da emin değilim. Birazcık kötü gözüktü gözüme ya. Egzozları altına tekrardan bir şey geliyor ama egzozların bu şekilde açıkta kalması benim gözüme daha iyi geldi. Secondary vented diffuser şu anda favorim. Yok bunlar da sarmıyor. Hah bak böylesi daha iyi işte. Arka taraftaki giderse competition. Oo bak bu daha dışarıya doğruymuş competition. Bak bu olabilir. Bu olabilir. Secondary competition diffuser. Ekstradan böyle antenli gibi burayı tutturulan şeyler şu anda hiç hoşuma gitmiyor. Zaten ismi bile overkill'miş yani abartı. Gerçekten hiç gerek yok. Oha bu bayağı arka taraftan bayağı da taşıyormuş. Secondary vented diffuser'ı koydum. Ondan sonra engine. Fullliyoruz tabii ki engine'i. Araba acaba bu şey yapar mı? Wheel yapar mı? Ön kaldırır mı? Egzoza geldik şimdi. Köşeliden daha yuvarlak silindir. Oval bir hal alıyor. Çift egzoz. 4 egzoz olmuş oluyor gerçi. Yok bence yakışmıyor. Bu Camaro'ya yakışmıyor. Tekli daha iyi gidiyor derken bak bu fena değil. Hexagon. Hexagon çiftli egzozlar fena durmadı.
bu egzoz çok güzelmiş ama bu arabaya yakışmadı. Ben GTA'da ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bak zaten bronz performans çifte egzoz. Ama yakışmıyor ya. Bence stok egzoz en iyisi. Camaro'ya gitmiyor bence böyle egzozlar. 4 tane falan. Çok güzel egzozmuş bu. Bu çok güzel egzozmuş ama gitmiyor, yok. Grille geldik şimdi. Bakalım burada neyi değiştiriyoruz. Hepsini bir şöyle bir geçelim. Ondan sonra bunlar hiç hoşuma gitmedi. Oo bak bu olabilir. Bu hoşuma gitti. Ondan sonra karar veririz zaten. Secondary GT grill. Bu gibi ya. Ne dediniz? Black GT grill. Yani en mantıklı o geldi. Secondary GT grill olsun mu hatta? Aynen, bence secondary olsun. Bence bu güzel ya. Bu agresiflik kattı arabaya böyle. Huda geldik. Şimdi kaput. Burada motoru falan dışarı çıkarmak vardır da o kadar şeye gerek yok bizim. Secondary gerek yok. Zaten burada siyah bir detay var. Onu bırakırım orada büyük ihtimalle. Havalandırmalı diyor. Vented diyor da. Nereye açılıyor vent abi? Şurada araba beyaz olduğu için gözükmüyor galiba. Aynen şurada kenarları açıldı. Tamam, vent okey. Secondary vent. Bak bu da fena olmadı ha. Bu şekilde güzel gözüktü. Bu arada aynen ventler burada. Secondary güzel gözüktü. Gözüme güzel geldi. Aftermarket hood. Ama bir şey diyeceğim. Bu arabayı çizgi ekleme ihtimalim çok yüksek. Bumblebee tarzı bir şey yapabiliriz. Hatta direkt Bumblebee'yi kopyalayabilirim. O yüzden şöyle kaputu siyah yapmasam daha iyi olabilir gibi. Bu böyle Mustang kaputu gibi. Bu hiç yakışmadı bence. Bayağı bildiğim Mustang'e benzetiyor bu kaput. Camaro'yu bozuyor yani. Bunlar da çok hoş değil. Böyle pencereli bir kaput. Yani fena değil ama yine bilemedim yani. Bu da fazla agresif, yok. Yakışmıyor. Şu an ben bu arabanın sade olmasından yanayım. Bu da yakışmıyor bence. Ama bunu diğer renklerde bir görmek lazım. Bak bu fena değil gibi. Bu fena değil gibi. Bunu diğer renklerde bir daha göreyim. Derken bu iyiymiş. Bu iyiymiş. Bak şu an bundayım. Secondary Performance Coupe Hood. Aklımda kalsın. Hatta onu taksam mı bir? Bunu bir takayım mı? Ben bunu bir taktım abi. Sonra beğenmezsek, içimize sinmezse değiştiririz. Şimdi geldik livery'e. Böyle beyaz bir çizgiye geçirebiliyoruz ortasından. Bunu da aslında arabanın rengine karar verdikten sonra mı yapsak? Böyle siyah. Ama dur bir hepsine bakalım. Beyaz çizgi, siyah çizgi. Ondan sonra renkli çizgi. Böyle yarış arabasına dönüyor. Yok kamuflaj yok. Reklamlı hiçbir şeye okey değilim çoğunlukla. Biliyorsunuz zaten. Yokmuş. Beğendiğim bir şey yok. Siyah çizgiyi ben buna bir koydum. Ondan sonra beğenmezsek çıkarız. Lovers. Bu arka taraf kaplaması değil mi? Bak buna okey olabilirim. Bu da kötü durmuyor. Kötü durmuyor. Şöyle bir hepsine bakalım. Bunların hepsi birbirine çok yakın zaten derken. Bu biraz farklı. Bu biraz farklı ama tam oturmadı gibi arabaya. Buna da sonra karar veririm diyeceğim. Hatta büyük ihtimalle koymayacağım ya. Çok içime sinmedi. Aynalara geldik. Şimdi aynaları ikinci renk yapabiliriz. Onun dışında bir bakalım. Bu güzel. Bak bu ayna hoşuma gitti. GT ayna. Çok güzel. Tamam, ikinci rengini bunun alıyorum kesinlikle. Plakayı siyah yapalım. Ondan sonra respray. Buna en son geleceğim. Roof. İkinci renk. Tavan yok. İğrenç oldu. Karbon tavan yok. Ona da gerek yok. Skirt. Buraya da gelelim bir. Bir şeyler yaparız buraya bir. İkinci renk bu. Bu birazcık uzatıyor. Kanatlı bir şey oluyor. Ama bunlar biraz fazla. Çok hoşuma gitmedi. Bak bu güzel. Bu güzel. Karbon street skirt. Secondary street skirt daha iyiydi karbondan. Bunun arasındaki fark ne? Ha, trim rengi bu. Secondary street skirt'ü yapıştırdım. Bayağı güzel. Spoiler. Stock spoiler'ı bence çok iyi. Büyük ihtimalle değiştirmemem bakalım. Secondary rengini değiştiriyor. Bu karbon. Bu ne? Primary aftermarket. Bak bu güzelmiş. Böyle daha bir kavisli mavisli bir şeyler. Tamam, yani bir şey takmış olmak için bunu yapabiliriz. Bu hoşuma gitti. Secondary değil ama ilk rengi olursa bunlar hiç buralarda değilim abi. Aftermarket primary'yi ben taktım gibi. Bak böyle kenarlarını bir şey yapıyor, böyle kuş kanadı gibi yapıyor. Oralara bakarsanız farkı anlarsınız. Bunun primary'sini taktım. Sunstrip bence gerek yok abi. Sunstrip'e de gerek yok. Suspension. Şimdi bu önemli. Bakayım kamber vermiyor değil mi? Yok. Competition'ı yapıştırdım o zaman. Transmission. Bunu da fullle. Turbo. Bunu da yapıştır. Ondan sonra teker. Cam. Ve tamam. Geri döndük şimdi renge. Rengini bir karar verelim. Şöyle klasikte aşağı ine ine gidelim. Oo, bedavaya boyatıyoruz. Bak kendi Photoshop'umuz olduğu için. Siyah mükemmel duruyor. Yani çok taşaklı duruyor araba. Ama dediğim gibi benim şu anda aklımda bunun için Bumblebee var. İçimden Bumblebee yapmak geliyor yani. İnelim. Kırmızılar falan filan. Kırmızı ya da mavi Mustang'i düşünüyorum. Aklımda şu anda kırmızı ya da mavi var Mustang için. Burada %90 sarıdayım ben arkadaşlar. Hatta bir şey diyeceğim. Kaputun rengini değiştirmek zorunda kalacağım ya. Şu hızlı hızlı bütün renkleri aşağı ineyim. Siz de bir görmüş olun. Bence sarı ya. Olay sarı. Bak hiçbir şey diğer sarı gibi göz çekmiyor. Dikkat çekmiyor. Göz çekmiyor ne amına koyayım. Aynen. Bu direkt Bumblebee'nin rengi zaten. Yellow'u koydum. Ondan sonra secondary zaten siyah olacak bu. Trim color neyi değiştiriyormuş? İç rengini falan değiştiriyor. Buna da gerek yok. Şimdi ben bir hood'a geri dönüyorum. Normalde bu kaput güzel durmuştu böyle. Çizgi eklemeseydik, araba beyaz kalsaydı bu kaputla araba çok güzel dururdu. Hani çizgisiz, beyaz araba, siyah kaput çok iyi. 10 numara durmuştu. Ama böyle yapınca tam olmadı yani gördüğünüz gibi. Böyle çok daha iyi duruyor. Yani çizgili olduğu için çok 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 daha iyi duruyor gördüğünüz gibi. Aradaki fark bayağı iyi. Şimdi dönelim jantlara.
Jantlara, jantlardan stoğuna yakın böyle bol dişli bir şeyler seçebiliriz. Bakalım arabaya yakışacak şöyle. Sağlam bir jant bulalım. Simsiyah yapalım bir de onu. 10 numarada jant buldum arkadaşlar. Siyah da boyadım. Mis gibi oldu. Yine çıkmadan önce içimde kalacak yoksa. Son bir şu spoiler'ın siyahına bakmak istiyorum. Arabaya şöyle arka tarafına bir tık daha siyah detay daha iyi olabilir gibi geldi. Çünkü içime ve daha iyi olduğuna karar verdim. Çok ani bir şekilde. Dur 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 dur. Kurşun geçirmez lastik yapmayı unuttum. Haydi dışarı çıkalım, bir dışarıda inceleyelim bir de. Araba 10 numara oldu bu arada. Yani 10 az yani. 10 numara az bile oldu hatta. Keşke gündüz olsaydı. Ben buna bir de gündüz bakarım. Şöyle bir gece incelemiş olalım. Gerçekten inanılmaz iyi oldu yani araba. Bak adam baka kaldı, görüyor musunuz? Bak 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 bak, fotoğraf çekecek şimdi, gördün mü? Araba o kadar iyiydi. Bak şimdi bir ön kaldırmayı dönüyorum. Yani ön kaldırım araba uçuyor uçuyor, araba zıplayacaktı yani. Ön kaldırmayı bırak, bu arada ciddi çok güçlü, acayip güçlü yani. Ön kaldırmayı bırak, harbi zıplıyor araba, baksana. Şöyle bir gitmeyi deneyeceğim burada. Hadi git lan. Lan olmuyor lan. Oğlum bu ne lan böyle? Araba hayvani yolda amına koyayım. Bu bildiğimiz Camaro yani, şey değil. GTA Camaro'su değil yani. Oyuna bildiğin Camaro eklemişler markasız. Neyse yeter. Mustang'e geçelim arkadaşlar. Evet, Mustang de geldi arkadaşlar. Bu da bildiğimiz Mustang yani, gördüğünüz gibi arka farlar, arka kasa komple Mustang yani. Eskiden böyle yapmıyorlardı işte. Ön tarafını benzetiyorlardı. Arka tarafını bambaşka bir şey yapıyorlardı. Farklı farklı stop lambaları falan koyuyorlardı. Bu bildiğimiz Mustang'in stop farları. Ön taraftan bakınca da yine yeni kasa Mustang'lerle aynı, yandan şöyle özellikle. Şu önde bozan bir detay var, Vapid yazısı. Şimdi bakalım bunu nasıl bir şey yapacağız. Bu arada önden söyleyeyim, dediğim gibi Camaro'da da söylemiştim. Bunun için aklımda güzel bir mavi ya da kırmızı var. Ama tabii ki benim griye de bir zaafım var, biliyorsunuz. Gri çok güzel durursa gri de yapabilirim. Şöyle frenleri takarak başlayalım. Bu arada buna cırtlak renkler de yakışır. Mustang'e cırtlak renkler gider. Şimdi bumper'a geldik. Stock bumper, secondary bumper. Bunun rengini asla farklı yapmam. Twin wedge. Twin wedge ne demek? Şu yan tarafa şunları ekliyor. Hoşuma gitmedi şimdilik. Bir diğerlerine bakalım. Abi şu tutturmaçlı şeylerden yapma işte ya. Onun dışında bir seçenek vardır umarım derken. Onun dışında bir seçenek yokmuş. Bu da benim çok hoşuma gitmedi. Stokta kalacağız gibi gözüküyor şimdilik. Yani bir garip durmuyor mu? Yandan belki bir gideri var da önden bir garip duruyor ya. Baksana. Önden şeye benziyor böyle yapınca. Mercedes'e benzedi sanki. Arka tarafa bakalım şimdi. Arka tarafta bir şey var mı derken. Primary Sports Bumper'la. Ha bak bu güzel, bu güzel. Bak tamam, arada şu şeyleri ekliyor, gördünüz mü? Şu ince ince kesik ekliyor gibi bir şey yapıyor böyle. Burada bayağı aşağı indiriyor GT bumper. Aslında bu da fena değilmiş ama ön tarafını eksik bırakıyor işte bak bu. Ha bak bu yan tarafı şunları ekliyor ya böyle işte. Bunlara hiç gerek yok. Bu direkt elendi, bu da elendi. Bence bu da hoş değil. Bayağı garip. Yani bir hava kanalı falan ama kötü duruyor bence. Bu da olmaz. Bu en mantıklı seçeneğimiz şu anda. Yani aslında bunu beğenmiştim. Bak bunu beğenmiştim. Fena durmuyor. Güzel duruyor yani ama bu yan taraftakiler direkt elememe sebep oluyor. Ama belki yine de yapabiliriz. Belki ama yani emin değilim. Şu ön tarafa bir daha bakacağım. Stok arkasının önünü stok bırakmak istemiyorum. Denemelik koyacağım ya. Şunu koydum. Yani bu en azından fena değil çünkü. Bu fena bir bumper değil ama şu yan taraftaki şeylerden nefret ediyorum amına koyayım. Bunu da mecbur şimdi şöyle yapacağım. Şimdi primary GT bumper yapacağım. Yanlardaki yine bunun yanlarındaki hoşuma gitmemişti ama onları bir şekilde belki görmezden geliriz. Engine'i fullledim. Şimdi egzoz konusunda buradaki deminki bronz egzozlar varsa bak buna çok güzel gidebilir işte. Derken galiba aynen yok. Böyle köşeli bir egzoz yapabiliriz. Ama bak bu sefer de işte bence Mustang'e böyle dörtlü egzoz yapabiliriz. Ama yani çoğunlukla stok daha güzel gözüküyor şu anda. Böyle bir sıkıntımız, böyle bir derdimiz var arkadaşlar. Ben anlamadım bu işi. Şu olsun ya bari, stok krom egzoz olsun bari. Hani ön tarafları mavili olmasın bari. Fenders. Fenders'a geldik. Bu da yan taraf mı? Bak yan tarafın rengini değiştiriyor. Karbon yapıyor. Yok buna hiç gerek yok. Grill. Şimdi bak ön tarafta güzel değişiklikler yapabiliyor olmamız lazım. Özellikle şu logo konusunda. Bu hoşuma gitti. Şu anda bu hoşuma gitti. Diğerlerine bakalım. Bu ikinci rengi değiştiriyor. Bu plastik yapıyor. Bu krom yapıyor. Aa işte bu. İşte bu. Tamam olay budur arkadaşlar. O logodan nefret ettim yani ben bu arada. O logonun olmadığı her şeyi şu anda çok daha fazla okeyim. Plastik GT grill diyor. Krom diyor. Bak bunu ya primary ya da secondary yapmak lazım ki buraya bir detay katabilelim. Primary yaptım grill. Bak grill 10 numara oldu. Grill modifikasyonumuz çok güzel oldu. Şimdi HUD'a geldik geri. HUD'a bak buna böyle bombeli bir şey takabiliriz işte. Güzel durabilir. Daha kaslı gözüktürecek. Bunlar şu an İdare eder. Bunlara geri dönüp bakabiliriz. Bu yok gibi. Böyle daha böyle daha kaslı, bombeli duracak bir şey lazım bize. Bak şu an bunda okeyim. Bunda okeyim şu anda. Sırf şuradaki kırmızı detaylar bir hoşuma gitmedi. Ama görmezden gelebiliriz belki. Bu çok fazla. Yok bu hiç hoşuma gitmedi. Bu değil. Pencereli. Bak bunda birazcık daha böyle değişik kararlar verip yapabiliriz ama yine de çok da sıcak bakmıyorum. Ben bunu bir takayım abi. Sonra pişman olursak geri döneriz zaten. Biliyorsunuz ben birkaç kere bakıyorum. Şimdi şerit olayına gelirsek. Şeride gerek
gerek var mı? Belki beyaz bir şerit çekebiliriz. Güzel durabilir. Ama erkenden de karar vermek istemiyorum diyecektim. Bu bayağı arabayı siyah boyadan bırakıyorum. Bu neymiş? Neyse şöyle bir hepsine bakalım. Değişikmiş bu da. Bilemedim yani. Böyle boya lekeli gibi gözüküyor. Bu da değişik bir tasarım olabilir. Aynı şekilde önden boya lekeli duruyor. Bu da dandikmiş. Bu da dandikmiş. Yok şu anlık burada değilim arkadaşlar ben. Aynalara bir gelelim bakalım. Aynalarda bir değişiklik yok. Karbon ayna yapabiliriz belki diyeceğim ama yine gerek var mı? Yok gibi. Aynayı da takmadım. Çamurluk arka tarafa bildiğimiz çamurluk ekliyor. Hiç gerek yok buna. Plaka siyah yapalım. Düz boyaya sonra geleceğiz. Spoiler. Böyle ufak bir lip ekleyebiliriz. Lipin dışında ufak bir spoiler da ekleyebiliriz hatta bakalım. Ama yok bu çok ufak olmadı ya. Ha bak bu olur işte. Bak böyle bir şey olur. Böyle alçak bagajla arasında yükseklik farkı çok olmayan bir spoiler olabilir. Bunlar mesela hiç değil. Şu hoşuma gitti benim bak. Ya lip eklenir ya böyle bir lip eklenir buna ya da aynen şöyle. Yok bu değil lan. Nerede? Heh bu. Bu benim daha çok hoşuma gitti. Bu çok hoşuma gitti lan hatta. Bence bunu yapalım. Bunu koyalım. Bu güzel durdu şimdilik. Suspension. Aşağıya yapıştıralım mı Mustang'i? Basalım mı? Basmayalım mı? Camaro'yu bastık. Hadi bunu da basalım. Daha agresif dursun. Transmission'ı yapıştır. Trunk'a geldik. Burada rengini değiştiriyor. Hiç gerek yok. Turbo yapıştır. Jant mı? Yok. Janttan önce vent'e geldik lan. Yan hava kanalları. Oo. Şu yandaki şey siyah şeyi kaldırıyor. Ben kaldırmasına okeyim bu arada bunu. Ya da primer'i mi yapsak? Bilemedim ya. Bir garip duruyor. Kaldırıyorum ya. Vallahi kaldırdım. Bir garip durdu. Ondan sonra wheel var. Onun dışında başka bir şey yok. Tamam. Şimdi bunun rengini seçme zamanı. Renkten sonra her şeye karar vereceğiz arkadaşlar. Primer rengi geldik. Metalikten bir şey seçmek istiyorum. Bu arada bu arabaya siyah da çok yakışır. Abi şu ön taraftaki mandallar da benim çok sinirimi bozuyor bu arada. Ama neyse görmezden gelmeye çalışacağız. Gri de çok güzel gidecek bu arabaya var ya. Yani her renk yakışır aslında Mustang'e. Böyle gümüş bir renk. Gümüşten griye geçişler. Şöyle hızlı hızlı geçeyim. Bak bu çok iyi olur. Ama bir de kırmızıları görmek istiyorum. Daha koyu bir kırmızı da aklım var. Bak bu. Grayscale. Çok iyi. Şu anda bak bu çok iyi. Ya da bu da olur. Ama şu Grace daha da bir iyi. Hoşuma gitti yani. Hatta bunu beyaz çizgiyle falan filan mükemmel durabilir. Ya Grace ya da Garnet. Bütün renkleri şöyle ben size hızlı hızlı göstereyim. Pembeler, turuncular, sarılar. Camaro'yu sarı yaptığım için sarıya sıcak bakmıyorum. Yeşil belki olabilirdi ama yine de çok sıcak bakmıyorum. Bak böyle patlak yeşiller falan filan güzel durabilir yani. Yakışabilir. Ama şu an oralarda değilim. Mavi düşünüyordum ama maviden yana da şu anda çok değilim. Bak böyle beyaz çizgiyle falan bu mavi güzel durabilir. Bu mavi dediğim de dümdüz bildiğimiz maviymiş. Düz blue amına koyayım. Ondan sonra bak böyle bir bebek mavisi falan da güzel durabilir bu arada. Beyaz çizgiyle. Şu anda beyaz çizgiyle hayal etmeye çalışıyorum bu arabayı. Bu renklerini. Aslında çok da hayal etmeye çalışmama gerek yok. Bir rengi karar verip beyaz çizgiyi ekleyip bakabilirdim ama bir böyle olsun istedim. Bir böyle bakayım dedim. Tamam rengine karar verdim. Grace Red yaptım. Hoşuma gitmeyen detaylar var şu anda arabada ama ona geçmeden önce şu çizgiye bir şeritlere bir bakmak istiyorum. Beyaz nasıl duracak özellikle onu görmek istiyorum. Hmm, şu yan tarafa şunu eklediği için emin değilim ama genel olarak bence kırmızının üzerine beyaz şerit güzel durabilir. Bu direkt arabayı tekrardan siyah yapıyor. Bunlar zaten hoşuma gitmemişti. Ha, başka da beyaz seçeneğim yokmuş zaten. Yani şu yan taraflara eklemesine çok okey değilim gibi. O yüzden galiba yapmayacağım. Yok. Arabada değiştirmek istediğim başka detaylar var şu anda bu arada. Tam içime sinmeyen şeyler var ama ondan önce jantını değiştirmek istiyorum. Tamam. Jantını buldum. Jantlar yine 10 numara oldu arkadaşlar. Ama dediğim gibi değiştirmek istediğim şeyler var. Çok içime sinmedi. Özellikle şu arka taraf ve ön taraf bumperlar kısmında yani çok kararsız kaldım. Şimdi rengini hazır seçmişken şöyle tekrardan bir dönüp bakmak istiyorum bumperlara. Stok ya vallahi bildiğimiz stok abi hiç gitmedi çünkü hiç gitmedi hiç işime sinmiyor yani. Dediğim gibi kendimde nasıl olmasını istersem öyle modifiye ediyorum şu anda. Aynı şekilde bu yan taraftaki detaylar yine beni çok fena bozuyor. Hiç yakıştıramıyorum yani. Arka taraf içinse primary sports'u okeyim. Sports'u okeyim. Şu arka taraftaki detaya okeyim. Hood'daki şu mandallar yine bir gözüme çarpıyor ama araba en azından kırmızı olduğu için o kadar da göze batmıyor. O yüzden onu kurtarabiliriz gibi. Hani onu bırakabiliriz orada gibi gözüküyor ama yine de bir şöyle bir bütün hood'ları tekrardan görmek istiyorum. O kaslı bombeli hood hoşuma gitti. Bu arada bu da fena değilmiş lan. Bu da fena durmadı bak. Sırf mandallardan kurtulduğum için bu da gözüme hoş gözüktü. Çıkar. Sokayım mandalınıza ya. Aha tamam. Primary smooth. Tamam. 10 numara. Vallahi içim rahat etti. Vallahi içim rahat etti. Bu arada bir şey diyeceğim. Arabadaki zaten en büyük değişiklik şu ön taraftaki logoyu çıkarmamız oldu. Yemin ediyorum arabayı acayip değiştirdi. Şu ön taraftaki logonun çıkması arabayı acayip agresif de yaptı. Resmen kurtardı arabayı abi. Baksana. Yine bu bildiğimiz Mustang ya. Yeni kasa Mustang bu bildiğimiz. Bakalım buna da bir wheelie testi yapalım. Tabii ki ön kaldırıyor. Bak ama bir şey diyeceğim. Camaro bundan daha güçlü he. Camaro daha sağlam wheelie yaptı.
Bu arada güzel oldu bence. Bence güzel oldu. Şöyle bir üstünü açalım. Sade oldu ama güzel oldu bence. Beyaz çizgi eklenebilirdi. Hani böyle bir daha şey yapardı. Sadelikten çıkartırdı ama yan tarafa ekliyordu abi. Düz üstünden geçseydi beyaz çizgi sadece. Okeydim ama yan tarafları da beyaz yapıyor. O yüzden çok hoşuma gitmedi. Bir de mavi mi denesem ya? İçimde mavi de kaldı. Araba çok güzel ama. Bildiğimiz Mustang yani. Modlu GTA gibi. Bir de böyle mavi görmek istedim ya. Böyle de güzel oldu. Böyle de güzel oldu. Acayip kararsız kaldım. Vallahi acayip kararsız kaldım. Hem de 3 renk arasında. Siyah, kırmızı, mavi. Yorumlara yazın. Ne renk yapayım sizce? Biraz da böyle süreyim. Bir şey diyeceğim. Camaro bir ayrı duruyor ya. Oğlum Camaro bayağı bir ayrı duruyor yani. Şöyle bir baksanıza. Buna da sabah bakarım demiştim. Bir de şöyle gündüz gözüyle bu Camaro'ya bir bakalım. Gerçekten bu bambaşka. Bu bambaşka yani. Çok fena oldu Camaro. İkisinin arasında benim favorim Camaro. Bence sizin de öyledir. Büyük ihtimalle. Bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla bunun gibi GTA 5 modifiye videoları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Garaj turu videosu konusunda da yorumlarınızı mutlaka belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi. Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan takip edebilirsiniz. Video geldiğinde haberiniz olması için. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüyorum. Bye.